Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sabahleyin kahvaltıyı yaptık. Poğaçalarla yaptık. Ondan sonra arabada olmuşken ben hemen hazırlandım. Şöyle giyindim, kuşandım. Geldikten sonra çocuğu bıraktık okula. Orada bir yerde oğlum falan beraber şey yaptık. O da hep geldi. Ben yok hadi gel dedim, gidelim şeyde kahve, çay içelim dedim. Onunla beraber çay içtik. Sonra ben eve geldim. İşte burada kahve çay içtim yine. Derken şimdi barla sevmeye gideceğim. Gelinceye kadar bulaşıklarım var. Sabah bulaşıklarımı da acele etmeyeyim dedim. Boşver şey yapmayayım, yıkamayayım dedim. Gelince bugün fazla bir işim yok. Onun için gelince yıkarım diye düşündüm arkadaşlar ve aynen geldim ve makineye dolduruyorum. Bu arada barla sevip geldim. Biraz sonra uyuyacağım. Uyku saati geldi. Hemen bulaşıkları makineye doldurayım da gelince şey yapayım. Temiz olsun. Spor yapacağım bugün. Çamaşırları yıkayıp seriyorum arkadaşlar bir tarafta. Çamaşırlar kurursa çamaşırları katlayacağım. Öyle arkadaşlar. Güzel bir sabah. Şu an sabahın bulaşıklarını toparlıyoruz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz bu arada? Ben sizin hep iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hiç kıyafetim kalmamış. Hepsi de kirli. Artık kıyafetim var öyle deyince şey yaptım, bunu giyiverdim. Bugün havalar artık soğuyor ya, onu giydim arkadaşlar. Bugün menüde tost yapacağım artık. Bugün tost var, biraz da tost yiyelim arkadaşlar. Çok bulaşığım yoktu bugün. İşte sabahleyin şey oldu. Kapları var ya, şey kek poğaça yaptım bugün. Onların kapları var. Böyle yığıldı oraya. Öyle arkadaşlar. Çok fazla bir bulaşığım yok.
biraz temizlik konusunda, bulaşık toplama konusunda biraz bir şeyim arkadaşlar. Proteinler şıpşak halledelim. Her konuda yani yemek, pasta, yemek konusunda böyle bir şıpşak şey yeteneğim var. Hızlı bir şekilde halletme yeteneğim var. Bitmiş gibi bir şey oldu. Kahve içtim. Kahve vardı abi. Ondan sonra ikisi bir arada içtim. Türk kahvesiyle sabah içmiştim arkadaşlar. Öyle işte. Yarın sabah şeyler, instant maya, vanilyanın şeyleri var. Kağıtlar öyle hızlı hızlı yapıyorum ya. Buraya atıyorum, sonra hepsini çöpe. Atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada Mira yemedi. Sabah sadece sade şeyini yedi. Poğaçasını. Ondan sonra çantasını koymuştum ya. Onlar. Her gün bir şeyler yaptığım için arkadaşlar, her gün kesi yapıyorum gördüğünüz gibi. Fazla iş olmadığı zamanlar detay biraz daha böyle bir tarih yapayalım ki. Yani normalde böyle bir hemen iki fırt yapıyorum. Biraz şöyle kenar köşe. Yıkadık tamam. Makine çamaşırım birikmiş. Eşim geçen gün o da, onun da pantolon falan kalmamış. Giydiği pantolonlar var bu hafta da. Giydikleri kalmamış. Attı. İki makine falan attı galiba. Bir ya da iki. Sonra benimkiler var da birikti. Benimkiler de zaten birikmişti. Yani iki gündür makine çalıştıracağım şey böyle. Hadi yarın çalıştırayım falan diyerek de kalıyordum. Dedim ki bu artık yeter. Yani bir gün daha giyeceğim, bir iki gün daha giyeceğim kıyafet vardır da. Dedim bugün çalıştırayım artık. Biraz işime koydum sabah yaptığım poğaçalardan arkadaşlar. Biraz şey yaptım. Mira'ya koydum iki tane zaten. Kalan duruyor. Şimdi Barlas gemine de kahve içmeye gideceğim. Barlas'ı alacağım. Barlas'ın annesine de gideceğim.
arkadaşlar. Şurada biraz sabah kirlenmiş. Gidip geleceğim. Çamaşır falan sereceğiz beraber. İkisini beraber birleştirme arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Selamlar, sevgiler. Bana bulaşık toparlarken eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar çamaşırları çıkartıyor oraya. Bir sürü çamaşırım birikmiş. Ah parmağım. Bunlar açık renkliler arkadaşlar. Beyazlar var, beyazlar atacağım. İçine bir tane şey, bulaşık deterjanı attım. Açık. Şeyle. Narinde yıkayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi barla sevdim, geldim arkadaşlar. Kahvemi içtim. Çamaşırı beraber sevdim. Bir sürü de çamaşır var daha ıslak şeyde. Çamaşırlıkta. Orada battaniyeler var. Kapıdan aldım şimdi de onlar da biraz nemli gibi.
çamaşırlarımız şöyle sevdim. Sağ taraf şey, dışarı kıyafeti, sol taraf ev kıyafeti arkadaşlar. Çarşaflarda öyle sabah atmıştım. Şimdi benim o açık renkler yıkanıncaya kadar o çarşaflar kurursa onları da öyle ev kıyafet, dış kıyafet diye sıralayacağım. Şimdi arkadaşlar benim bir şey içmem lazım. Çay içeyim. İçtim geldim arkadaşlar. Bu arada sevdim. 3 saati geldi. Zaten ben yarım saatine gitmiştim. Enes geldi. Enes de kahve içti. Sabah yapmıştım ya arkadaşlar. Bizimkiler zaten hani şeyden sonra hiç yemezler. Kahvaltı, poğaça falan yediler ya. Ben şimdi böyle yiyeceğim. Kahve ikisi bir arada içeceğim üstüne arkadaşlar. Şimdi içeceğim işte gittim. Çayımı doldurdum arkadaşlar. Suyumu içeyim. Şurada güzelce bir keyif yapayım. Poğaçalardan birkaç tane götürdüm. Biraz tatlı koydum falan. Varsa bir tane muz götürdüm. Öyle arkadaşlar. Sevdim birazcık. Mama yiyormuş o da. Biraz uykusu geldi falan işte. Kahvemi içtim. Geldim arkadaşlar. Varlasına neresi gelecekmiş bu arada? Biraz sonra. Kal falan dedi de dedim yok ki ben evde çamaşır falan yıkayacağım dedim. Çamaşırım var dedim. Çamaşır katlayacağım. Gelebilirsem geleyim dedim arkadaşlar. Sabah sıcak olunca bir tadını alamadım. Kahve de almak istiyorum. Kahveli kek arkadaşlar. Piyano kek diye ben tariften baktım da hani piyano kekte tek şey farkı kreması ne? Krem şanti konuluyor mu bilmiyorum da üzerine böyle şeyden fırın kağıdından çeritler halinde kesiyorsun ince ince şu kadar şu kadar. Bu kadar da boşluk bırakıyorsun. Kakao yapıyorsun ve çizik çizik piyano kahveli kek diyerekten tarife baktım ben. De ben çizgi falan yapmadım artık uğraşmayayım diye. Bir dahaki sefere öyle yapacağım arkadaşlar. Bayağı güzel olmuş. Gerçi hala şeyin tadını alamadım. Kahvenin tadını. Neyse arkadaşlar. Ben açık renkleri çalıştırdım. İçine bulaşık deterjan atıyorum. Böyle kireç mireç çözücü. Hani perdeyi de yıkıyorum böyle.
Arada bizim deterjan, bulaşık deterjanı çok böyle temiz yıkamadığı zaman, bulaşık makinesi. O deterjanı şeyde kullanıyorum. Bulaşıkta da kullanıyorum şu an hala. Diğerini alıncaya kadar. İki tane atınca temiz yıkıyor. Çamaşırları da bazen atıyorum, böyle kullanıyorum. Öyle arkadaşlar. Bugün yemekte işte sadece sos yapacağım. Yemekle uğraşmayacağım. Tatlı olarak zaten işte kek var. Bugün biraz böyle rahatım arkadaşlar. Çamaşır katlayacağım eğer kurursa. Yani kuru yağları alacağım. Bugün çamaşır katlama videosu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi yarın yine temizlik olduğu için temizlikle ikisi zor gelecek. Bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Güzel bir gün. Bugün arabamızı da kullandık. Şimdi eşim götürdü. Gerçekten arabanın gelmesi bize huzur verdi diyebilirim. Biz arabasız da çok dur kaldık. Arabamız olmadan bayağı bir zaman geçirdik Antalya'da. Daha geçen sene aldım ben arabayı. Arabasız kalmaya da alıştık ama böyle 2 aydır böyle bir sürekli arabanın olmasını bekledim ben. Arabayla hani böyle geziyoruz, tozuyoruz falan ya. Araba olmadan da gezerdik yani önceden. Önceden bizim şeyimiz vardı, elektrikli bisikletimiz var hala. Onu da aküsü bitik. Onu da dedik boş ver, şimdi havalar soğudu. Demek ki akülü elektrikli bir şeyle geziyormuşuz. Arada da araba kiralıyorduk falan. Şu arabamız yapılıncaya kadar araba da kiralamadık. Öyle arkadaşlar. Şimdi gerçekten bugün çok mutluyum. Arabamız olduğu için. Böyle. Şu an güzel zaman geçiriyorum arkadaşlar. Diğer sabahki bulaşık yıkama videosuyla birleştireceğim. Çamaşır serme videomu. Çay keyfi eşliğinde tatlı kahveli kekimi yeme eşliğinde videomu da çektim arkadaşlar. Bana eşlik ettiniz. Teşekkürler. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah huzur, mutluluk, iman versin hepinize de. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gözlerimi yiyeceğiz. Hadi bakalım.